Abdülkadir Selvi Hürriyet Bebek Gelin olayında soru işaretleri 6 yaşındaki kızı evlendirdiler haberini okuyunca bir an soluk alamadığımı hissettim. İdianameyi okumak istedim ama midem kaldırmadı. Bunun ne insanlığa ne İslam'a sığacak bir yanı yok. Hele hele bunun dini bir kisve taşıyan bir cemaat ya da tarikat tarafından yapılması daha vahim. Çünkü süt leke kaldırır ama bu işler leke kaldırmaz. Bunun üzerinden İslam'a, dindarlara saldırmak isteyenlere günde olmuş olur. Herkes sussa da dini cemaatlerin bunun üzerine gitmesi gerekir. Herkes sussa da iddialara muhatap olan Hiranur Vakfı'nın bu işin aydınlatılması için çaba göstermesi gerekir. Olay yargıya intikal ettiği için Türk adaletinin bunu aydınlatması gerekiyor. Kardeşlerinin Açıklaması 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen HKG'nin kardeşlerinin açıklamalarını izleyince kafanda soru işaretleri oluşmaya başladı. Abisi ve iki kız kardeşi HKG'nin Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçtiğinde ya da hafızlık merasimi öncesinde kendi ısrarı üzerine gelinlik giyip fotoğraf çektirdiğini anlattılar. Kendileri de gelinlik giymişler. İki kız kardeş o fotoğrafları paylaştılar. Ayrıca bu olayı gündem yapanların siciline bakınca kuşkularım artmaya başladı. 28 Şubat benzeri. Çünkü 28 Şubat sürecinde biz bunları çok yaşadık. Fadime Şahin Müslüm Gündüz olayını unutmadık. Ali Kalkancı manşetleri dün gibi hafızamızda duruyor. 28 Şubat Fadime Şahin üzerinden kurgulandı. O günler aktif bir gazeteci olan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan isimler vererek Müslüm Gündüz Fadime Şahin olayının FETÖ'cü polisler Recep Güvenle Ali Fuat Yılmazer'in kumpası olduğunu anlattılar. Bu olay için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bunun üzerinden muhafazakar insanları töhmet altında bırakmaya çalışmayalım. Eğer birileri bunun üzerinden yeni bir Fadime Şahin Müslüm Gündüz komplosu hazırlıyorsa ortaya çıkaralım. Adalet Bakanı'na çağrı. Ama bu işin aydınlatılması için sonuna kadar çalışalım. Gerçeği ama sadece çıplak gerçeği ortaya çıkarmak için çalışalım. Aile Bakanlığı davaya müdahil oldu. Derya Yanık'ın tavrını destekliyorum. Buradan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulunuyorum. Sayın Bakanım, bu olayın aydınlatılması için gerekirse birkaç savcı daha görevlendirin. Hiçbir şey karanlıkta kalmasın hakikat neyse ortaya çıksın, sorumluları neyse hesabını versin. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adaylığını konuştu mu? Çok önemli bir aşama. Çünkü artık Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği noktaya doğru gidiyoruz. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan hareket etmeden önce Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu konuşacağını söylemiş. O nedenle baş başa görüşme talep etmiş. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iddialı iki isim baş başa veriyor ve bir karara varıyorlar. Bu siyasetin akışını değiştirecek bir gelişme olur. Düşünsenize Kılıçdaroğlu Ekrem ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Sen bir dönem daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam et." diyor. O da kabul ediyor. Ya da tam tersi. Ekrem İmamoğlu "Müsaade ederseniz ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Sizden izin istemeye geldim." diyor. Kılıçdaroğlu kabul ediyor. Ya da üçüncü bir şık. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na "Ben de adayım. O zaman yarışırız." karşılığını veriyor. Her şıkkı siyasette ayrı kulvar açacak cinsten gelişmeler. Ankara'da görüşmek istemiş. Ama bunlar hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Sadece bu aşamada yok diyorum. Ama Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesine ilişkin bir şeyi biliyoruz. O da Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan talebi. Ekrem İmamoğlu özellikle Ankara'da görüşmek istemiş. İstanbul'da etraf çok kalabalık oluyor, konuşamıyorum demiş. Tabii bir de Canan Kaftancıoğlu faktörü var. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki temaslarına İstanbul İl Başkanı olarak Kaftancıoğlu eşlik ediyor. Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayken onu şikayet edemeyeceğine göre Ankara'da görüşmeyi tercih etmiş. Ayrıca baş başa görüşmek istiyorum diye talepte bulunmuş. İstanbul'da görüşmedi. Tabii bunda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da üç gün kaldığı halde Ekrem İmamoğlu ile görüşmemesinin de payı var. Yoksa Kılıçdaroğlu istese görüşürlerdi. Vizyon toplantısında Canan Kaftancıoğlu'nun elini sıkmaması, Kılıçdaroğlu'nun mesafeli tavrı da Ekrem İmamoğlu açısından bu görüşmeyi gerekli kılmış. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak kendisine şizofren dediği iddia edilen Canan Kaftancıoğlu ile yüzleştirilmeyi istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ona yanaşmadı. Tam aksine Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir görüntü çizdi. Gündem Kaftancıoğlu. Ankara'daki görüşmede Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı sorunları anlatmış kendisine yakın isimlerin il yönetiminden alındığını Kaftancıoğlu'nun arkasından hakaret içeren ifadeler kullandığını ve il başkanlığına gittiğinde kendisiyle görüşmemek için binayı terk ettiğini anlatmış isimler vermiş. İmamoğlu'nun talebi. İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu ile aralarındaki sorunları paylaştıktan sonra bir talebi olmuş mu? Olmuş. Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na yaptırımda bulunulmasını istemiş. Peki Kılıçdaroğlu bir yaptırımda bulunacak mı? Hayır. 1. Çünkü Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı güçle Ekrem İmamoğlu ile mücadele ediyor. 2. Mahkemenin siyasi yasak getirmesi nedeniyle Canan Kaftancıoğlu'nun yasal bir statüsü yok. Ama daha önemlisi Kılıçdaroğlu'nun böyle bir niyeti yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu kendisine rakip olarak görüyor. Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşene kadar Ekrem İmamoğlu çölde kavrulsa bir bardak su vermez. Cumhurbaşkanı adaylığı Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan hareket etmeden önce Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da görüşmek istiyorum demiş. Peki görüştü mü? O bilinmiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine baş başa görüşmüşler. Peki ihtimal verilmiyor ama önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı işinin görüşülüp görüşülmediği belli olur. Abdülkadir Selvi Hürriyet